Bici Kulina yarın yılbaşı. Biz neden kutlamıyoruz? Çünkü oyuncaklar ülkesinde böyle bir gelenek yok. Ama bizim de çok güzel başka kutlamalarımız var. Tabii, örneğin 100 yaşına girdiğimizde. Uf, bizim daha doğum günümüze o kadar çok var ki. Yüce Kulina, biz ikimiz ayrı ayrı dilekler dileyeceğiz değil mi? Ne yazık ki ikimizin de bir tek dilek hakkı olacak. O halde ne dileyeceğimizi ben seçeceğim. Benim. Şaşırdın sen galiba. Tabii ki ben seçeceğim. Hayır ben. Ben. Hayır ben. Demek yılbaşı gecesi çok eğleniyorlar ha? Ne güzel. Keşke ben de dünyada olabilseydim. Bana göre çok saçma bir şey. Ben yılbaşından nefret ediyorum. Nedenmiş? Buna da ne oldu canım? Boş ver Kulina. Anlatmaya devam et. Yılbaşında çocuklar kar topu oynarlar. Çünkü kış olduğu için genellikle kar yağar. Kar mı? O da ne? Gökyüzünden böyle beyaz beyaz küçük küçük pamukçuklar gibi şeyler dökülür. Bembeyaz olur ortalık. Ne kadar acayip. Hayal bile edemiyorum. Nasıl bir şey Kulina? Biraz daha anlatır mısın? Evet, anlat. Çok yorgunum. Daha sonra uzun uzun anlatırım. Hadi biraz beni yalnız bırakın. Ama Kulina. Ne olur? Lütfen. Kulina ne olur? İyi geceler. Tabii ki ne dileyeceğimize ben karar vereceğim. Ay yeter, daha 40 sene var dilek dilemenize. Keşke söylemeseydin. Şimdi 40 sene bunların kavgasını dinletiyorum. Haklısın Çenebaz. Ay bizimkiler ne alemde acaba? Merhaba Şoker. Merhaba. O üzerindeki ne? Palto bu. Dünyada soğuk havalarda bu giyiliyor. İyi ama burada ona ihtiyacın yok ki. Biliyorum Sersem. Biraz ısınayım, çıkaracağım. Of. Of, yerim yurdum yok dünyada. Dondum sokaklarda. Yılbaşı geldi. Ben hala bir arpa boyu yol alamadım. Bu gidişte nana insan olacak. Ben de öylece bakır kalacağım. Ne güzel olur. Yine hep beraber oluruz. Sen olmayınca benim canım çok sıkılıyor. Hiç de güzel olmaz. Bu sefer öyle bir plan kurmalıyım ki Kulina dahil kimse bozamaz. Ne yapacaksın? Ne yapsam? Şoker, sen dünyadayken hiç kar gördün mü? Görmedim. Görmek de istemiyorum. Çok yakında yağacakmış. Çok merak ettim. Buraya da biraz getirir misin lütfen? Getiririm. Yaşasın. Canım arkadaşım benim, yaşasın. Ya dur. Ne vuruyorsun? Aklıma bir şey gelmiyor evladım. Çek artık şunu gözümün önden aman. Aslında çok önemli bir sırrım var. Fakat bir yıl dolmadan bunu size açıklayamam. Bence buraya at Emre. Böyle sır falan. Aman kim nereden anlayacak? Bilmiyorum. Bence tehlikeli yani. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Ay Emre çok çirkin çıkmışsın. Hiç de değil. Hiç de değil. Çok güzelsin. Sen daha güzelsin ama. Sen daha çok güzelsin. Başlayalım yine. Ay bu nana da benim gibi güzelliğine çok düşkün. Yok canım, seninle o konuda kimse yarışamaz. Şaşkın, sen daha uyumadın mı? Sus ve kapat gözlerini. Şuna bakın. Aklı fikri dünyada. Sonra ben insan olmak istediğimi söyleyince bir de utanmadan bana kızıyor. Emre, bunu ne zaman çektin? Ben çekmedim ki. Kamera açık kalmış olmalı. Ay nana, kimse görmemeli. Birisi bile. Emre'cim çabuk bir şeyler yap. Bu kaseti biri görürse bu benim sonum olur. Telaşlanmayın canım, şimdi hemen silerim. Eyvah, hadi. Tamam, çabuk. Hep burada mı oturacaksınız? Benim canım çok sıkıldı ama. Neler çeviriyorsunuz siz burada? Hiç. Sana ne ya? İkide bir gelip durmasana odamıza. Bu
oda benim olduğunda ben de sizi sokmayacağım. Çok beklersin. Beni kandıramazsınız, gördüm işte. O kaseti bir şey saklıyorsunuz. Hangi kasette? Çantanın içine atsın kaseti. Tamam çocuklar, hadi kapatın bu kaset konusunu. Aşağı inip Monopoly oynayalım, ne dersiniz? Oynayalım. Emre, o görüntüleri bir an önce sil. Merak etme, ne tamam. Ne konuşuyorsunuz orada? Hiç, yok bir şey canım. Monopoly. Ay bu çocuk oyuncağı değil ki canım. Ya o görüntüler birinin eline geçerse? Nana için çok kötü olur. Hay aksi. Merak etme Gulina. Çok yakında o görüntüler birinin eline geçecek. Ve bu iş burada bitecek. Nana'nın kaderi o çantada. Benim için o kaseti ele geçirmek çocuk oyuncağı. Nana. Sana sonsuza kadar unutamayacağım bir yeni yıl hediyesi vereceğim. O bacaksızlara beni pencereden atmanın ne demek olduğunu göstereceğim. Ne yapıp edip o kaseti ele geçirmeliyim. Merhaba, siz oyuncaklar ülkesinde yenisiniz herhalde. Buradaki en yaşlı oyuncak olarak aramıza hoş geldiniz efendim. Kapa çeneni Sersem. Şoker, sana ne oldu böyle? Bir gecede yaşlanmışsın. Saçmalama, bu Noel Baba kostümü. Noel Baba mı? Bugün dünyada yeni yıl gecesi. Ve çocuklar kendilerine Noel Baba'nın hediye getireceğine inanıyorlar. Sen şimdi çocuklara hediye mi dağıtacaksın? Ne güzel. Ben de gelebilseydim keşke. Bu imkansız Gorfo. Peki benim çizgi film işim ne oldu? Görüşmeler sürüyor Gorfo. Peki ama onlar beni tanımadan nasıl rol verecekler? Kendimi tanıtıcı bir CD hazırlamam gerekmez mi? Söylesene. Her şeyde kafası çalışıyor. Kurtuluş yok bundan. Efendim? Tamam. Ayarlarız. Şimdi beni yalnız bırak. Tamam. Yüce bir görev için konsantre olmam gerekiyor. Çöker, çok iyi kalplisin gerçekten. Dünyadaki çocuklara sevgilerimi ilet. Sevgiymiş. O yer cücelerine günlerini göstereceğim. O iki bacaksız beni bu kılıkta hayatta tanıyamaz. Arıyorsun, ödüm patladı. Aşk olsun çenebaz ya. Burnuna garip bir şey yapışmış ama Kulina. Sersem, o mandal. Dünyada insanlar çamaşır asarken kullanıyorlar bunu. Peki sen niye burnuna taktın o zaman? Aynı zamanda böyle takınca burnum kalkık duruyor. Makbuş öğretti. Artık estetik diye bir şey var Kulina. Çok eski kafalısın, çok. Ben estetiğe karşıyım bir kere. Bilmiyor musun bunu çenebaz? Nana seni çağırıyordu. Bir ekrana bak istersen. Ay, hazır bile değilim. Neyse gideyim de orada halledeyim artık. Buyurun be amca, birine mi bakmıştınız? Şapşal. Şey, evladım, ben Kulina'ya bakmıştım. Dünyaya kadar gitti, ben yardımcı olabilir miyim? Ay, çok yoruldum. Burada oturup biraz dinleneyim bari. Ay. Aferin, takmışsın mandalını. Öyle oldu. Söylesene ne oldu nanacığım? Akşam yeni yıl yemeğine gelecek misin? Müdür sürekli beni arayıp soruyor. Ay, bunca işimin arasında bu adamın da ilgisi öldürecek canım beni. Aa. İstemem, yan cebime koy. Ne diyeyim? Ay, şu anda ne desem yalan olur nanacığım. Siz nereye böyle? Çocukları eğlence merkezine götürüyoruz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi hoşça kal. Demek eğlence merkezi ha? Güzel. Hem eğlenelim hem de şu kasete bir an önce ulaşalım bakalım. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. Kulina'ya sevgilerimi iletin. Bitti bile. Ay, başım döndü. Gelen gidenin ardı arkası kesilmedi bugün. Kim geldi çenebaz? Ne bileyim, isim vermedi. Aksakallı bir oyuncak, yaşlı. Aksakallı bir oyuncak mı? Ne tuhaf. Burada böyle bir oyuncak yaşıyor mu ki? Bilmem ki.
yanım dünyada olup sevdiklerimle yılbaşı kutlamak istiyor. Diğer yanımsa burada sevgili oyuncaklarımla kalmak istiyor. Of. Sihirle kendinden iki tane yap olsun bitsin. Aman çok akıllısın sen yani. Herhalde. Biz geldik. Merhaba Kulina. Çiçek kız, biraz sonra doğum gününü kutlayacağız. Mutlu musun? Evet ama ben dileğimi burada hemen söylemek istiyorum. Yani balo salonuna gitmeden. Çok ilginç. Söyle bakayım. Ama bir dakika. Piero, senin bütün gün yüzün asıktı. Ne oldu? Ben sahibimden bir yılbaşı gecesi ayrıldım. O yüzden de yılbaşlarını hiç sevmiyorum. Ama bence o seni böyle özel bir günde kaybettiği için hiç unutmayacaktır. Öyle mi dersiniz? Tabii ki. Yaşasın. Evet canım, söyle bakalım. Dileğin nedir? Sevgili Kulina, çok düşündüm. Şimdiye kadar hiçbir oyuncağın dilemediği bir şey dileyeceğim. Ay sen de mi? Ne istiyorsun? Söyle bakayım. Ben dünyada olan bir şeyi buraya getirmenizi istiyorum. Ay neymiş, çok merak ettim. Ben karın nasıl yağdığını çok merak ediyorum. Acaba oyuncaklar ülkesine kar yağdırabilir misiniz? Ah, gelin benimle. Bakalım oyuncaklar ülkesine kar yağdırabilecek miyim? Hadi oyuncaklarım. Acaba hem bu şoker nerede? Ay yine bir şeyler karıştırıyor olmasın? Dünyaya gitmek için en uygun zaman. Kimse ortadan yok olduğumu anlamaz. Gorfo, neden arkadaşlarının yanında değilsin? Hadi çabuk onların yanına git. Bak ne güzel eğleniyorlar. Tamam Kulina, gidiyorum. Of. Bunun nesi var acaba ya? Yer yüceleri, ne olacak? Canımı çıkardılar ama sonunda aldım kaseti. Şoker, ne bu halin? Nerelerdeydin? Sana ne? Çok yorgun. Git başımla. Şoker, o kaset ne? Yoksa benim tanıtım görüntülerimi o kasete mi çekeceksin? Söylesene. Evet evet. Ama şimdi git. Tamam. Önce dinleneyim, sonra kaydederim. Bir adım bile atacak halim kalmadı. Sen zahmet etme Şoker. Görüntülerimi ben kaydederim. Seni var ya seni. Merhaba. Ben Gorf. En büyük özelliğim uçarım ben. Ne yapıyorsun burada bacaksız? Anılarımı yazmaya karar verdim. Ama aklıma hiçbir şey gelmiyor. Gelmez tabii. Nedenmiş o? Çünkü çok sıkıcı ve çok tek düze bir yaşantım vardı ondan.
Oysa ben anılarımı yazsam 80 günde devre alem kadar satar. İnan bana. Ama sen sürekli dünyaya gidip gelebiliyorsun. Orası çok renkli, harika bir yer. Oysa burada her şey aynı. Bak, sana bir akıl vereyim Gold. Sen benim anılarımı yaz. İnan bana, en çok okunanlar listesinde ilk 3'e girersin. Aa, işte bu harika bir fikir. Hadi Şöker, bana en ilginç anını anlat. Of, hepsi birbirinden ilginç. Biliyorum. Hangisini anlatsam acaba? Aklıma geldi. Bundan yıllar yıllar önce ben daha dünyada bir oyuncakken. Demek o kadar eski bir anını anlatacaksın ha Şöker. Bak şimdi çok heyecanlandım. Of, sözümü kesme Gorfo. Zaten geçmiş zamanı hatırlamaya çalışıyorum. Aha. Tamam tamam. Biliyorsun, dünyadaki sahibim son derece güçlü ve karizmatik biri. Tabii bana da son derece düşkün. Bir gün kendisini İngiltere kraliçesi ziyarete geldi. Gerçekten mi? Kadıncağız beni onun odasında görünce karizmama dayanamadı tabii. Ve sahibimden kibarca beni istedi. Gerçekten. Sahibim buna şiddetle karşı çıktı. Vay canına. Zavallı kadın o kadar üzüldü ki ziyaretini yarıda kesti ve geri döndü. İnanamıyorum. Bu iki ülke arasında öyle büyük bir krize neden oldu ki az daha savaş çıkıyordu Gorfa, inanabiliyor musun? Şoker, sen oyuncakken de inanılmaz ve dayanılmaz biriymişsin. Ne sandın? Akıllı mı? Tabii ki öyleyim. Harika. Eski fotoğraflara bakmak herkesin moralini bozar ama bana çok iyi geliyor. Çünkü hala eskisi kadar genç ve güzelim. Hay! Sen öylesin. Sus da uyu bakayım. Ayol ne biçim kuşsun sen? Uyumak nedir bilmiyorsun. Aa! Unuttun galiba. Ben tavuk değil papağanım Kulina. Çeneni kapamazsan seni tavuk karası yaparım. Ona göre çenebaz efendi. Ay, şu nanaya bak. İlk geldiğinde ne kadar ürkekti. Ne sevimli ama. Ah. Şu Şoker'e bak. İlk geldiğinde ne kadar masum bir şeydi. Şu hale bak. Nereden nereye? Ay, Hakan'ın durumuna içim acıdı gerçekten. Ama ne yapalım? Simge ile evlenirse neler olacağını kendi merak ediyordu. Zavallı nana da bu yaşadıklarını gerçek zannediyor. Ama şu an için yapabileceğim hiçbir şey yok. Oyun parkına gidiyoruz. Sen de gelmek ister misin nana? Hayır canım, istemiyor. Hadi ama bak, biz de çok üzülüyoruz. Lütfen siz eğlenmenize bakın. Benim canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Dünyadan geldiğinden beri nananın yüzü hiç gülmüyor. Kolay mı? Dileği gerçekleşmedi ve insan olamadı. Duyduğuma göre bir insana aşık olmuş. O yüzden bu kadar mutsuzmuş. Zavallı nana. Onun için öyle üzülüyorum ki. O zaman yaptığı iksir. Bu yaptığımız hiç hoş değil nana. Biliyorum ama ne yapayım? Bunu içip dünyaya gittiğinde eğer Şoker'i görürsen söyle ona çok kızgınım. Senin yerine o insan oldu.
ve beni unuttu. Hani bana çizgi film işi ayarlayacaktı? Tamam, söylerim. Dünyaya gitmek bence sana hiç iyi gelmiyor Nana. Daha çok üzülüyorsun. Ama yine de sen bilirsin tabii. Gitmeden duramıyorum, biliyorsun. Şimdi bunu içecek uygun bir yer bulmalıyım. Zavallı Nana. Belki de dünya o kadar güzel bir yer değildir. Ah, ne yapıyorsun Nanacığım? Hiç. Dolaşıyordum. Yalnız başına mı? Beni kızdıracak bir şey yapmıyorsun değil mi Nana? Yoo. Bak Nanacığım, seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Sana kızmam mümkün değil. Ama insan olmayı başaramadın. Kendi isteğinle buraya döndün. Yoksa dünyada bir bez bebek olarak kalacaktın. Biliyorum. Ama Hakan beni istemedi. Kalbim öyle kırılmıştı ki. Dünyada yaşadıklarını unutup bunun üzerine bir sünger çekmelisin Nanacığım. Yoksa sonsuza dek mutsuz olursun. Haklısın Yüce Kulina. Hadi arkadaşlarının yanına git ve eski günlerdeki gibi eğlenmene bak. Olur mu? Canım hiç oyun oynamak istemiyor. Kütüphaneye gidebilir miyim? Biraz kitap okumak istiyorum. Peki Nanacığım, git bakalım. Şaşkın şey, sanki beni kandırdığını bilmiyorum. Ah bakalım bu oyunun son nereye varacak? Ay çok heyecanlı. Ay bayılırım böyle şeylere. Bu son. Bir daha dünyaya gitmeyeceğim. Son bir kez gidip Hakan'ı ve çocukları görmek istiyorum. Sonra elveda mutluluk. Şimdi kafandan bütün düşünceleri uzaklaştır. Sen bir beden değilsin sadece. Ruhunu da ortaya çıkarmalısın. Şimdi derin bir nefes al. Güzel. Şimdi ver. Şimdi görünen gerçeğin ötesine doğru bir yolculuk yapacağız. Nefes alıp vermeye devam et. Bedenindeki tüm fazlalıkları çıkarmalısın. Soyunacak mıyım yani? Yok canım. O manada değil. Gel de şimdi buna doğu felsefesini anlat. Şimdi konsantre ol çocuğum. Ve benim yaptıklarımın aynısını yap. Peki Yüce Guru Şöker. Ay bu oyuna bayıldım ben. Ay Şöker bile çok şeker. Tamam, bugünlük bu kadar yeter çocuk. Yarın bedenimizden uzaklaşmayı deneyeceğiz. Peki Yüce Guru Şöker. Amaramu, amaramu, ya kardeş bu bahtımız Şöker. Ne karamu. Şöker, amaramu. Ay bu işlere kafayı iyi taktım vallahi. Dünyevi zevklerden, oyuncaksı neşelerden uzakta, içime doğru bir yolculuk benimkisi. Bütün çakralarım açıldı artık Kulina. Aman pek güzel. Geçmişte yaptığım tüm şeylerden, anlamsız hırslarımdan utanıyorum kardeş Kulina. Tek avuntum dünyada öğrendiğim doğu felsefesi. Ruhumu buldum bu sayede. Bravo. Seni takdir ediyorum Şöker. Ruhunu böyle arındırman çok güzel. Bense dünyaya gitmekten kendimi hala alıkoyamıyorum. Yine müdür mü? Umarım bir gün sen de doğru yolu bulup bedenini ve ruhunu dünyevi zevklerden arındırırsın kardeş Kulina. Ay, arınma biraz beklesin canım. Daha gençliğimin baharındayım ayol.
Bütün güzellikler seninle olsun Gulina. Bana yaptığın hiçbir şey etki edemez Gulina. Asıl ben sana hayatın oyununu oynayacağım. Şoker'in koyunu, sonra çıkar oyunu. Gel bakalım güzel şişe. Zamanında bunu sakladığım iyi oldu. Gidelim bakalım. Dünyada neler oluyor? Sayın Guru, Sayın Yüce, Sayın Yüce Guru. Efendim? Size bir şey soracaktım. Görmüyor musun? Meditasyondayım. Rahatsız edilmemem gerekir. Öyle değil mi? Özür dilerim Sayın Guru. Lütfen beni bağışlayın. Tamam. Çekilebilirsin. Kimse beni rahatsız etmesin. Peki Yüce Şoker? Bu meditasyon numarası iyi oldu. Şimdi yokluğumu kimse fark etmeyecek. Gel bakalım şişecik. Galiba bu şoker yine bir şeyler çekiyor. Böyle oyundan vazgeçer mi? Şu müdürün söylediğine bak canım. Tuttur da hayatımıza beraber bir yol çizelim diye. Hiç hoş değil. Tamam. Çok çekici, çok güzel bir kadınım. Benden vazgeçemiyor. Ama düşün, aynı dünyaların insanları bile değiliz. Ben bir periyim ayol. Aman çok komik. Sayın Kulina, Şoker bir şeyler çeviriyor yine. Meditasyonda değil mi ayol? Evet, ama kütüphaneye geri döndüğümde küçük bir şişeden bir şeyler içip yok oldu. Her seferinde seni kandırmayı nasıl başarıyor ama? Sus bakayım sen. Hemen dünyaya gitmeliyim. Şoker, alacağın olsun. Ayol, ben aşk kadınıyım. Bu işlerle uğraşmaktan yıprandım, yoruldum. Yok yok, taş gibisin yine de. Terbiyesiz. Ben böyle şey görmedim. Bu sefer gerçekten hiç suçum yok. Ne yaptığımı bile bilmiyorum. Bu yüzden ceza verilir miyiz sana? Nasıl gidiyor Şoker? Gulina, bir rüya yüzünden ceza verilir mi canım? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Her şeyi sen planlamışsın. Sonra rüyadaki kötülükten bile ben sorumlu oluyorum. Eğer gerçekten bunlar yaşansaydı, sen nasılsa bir oyun oynamaya çalışacaktın. Bu kez de oyunu ben kurdum. Ne var bunda? Ama haksızlık bu. Hadi hadi, söylenmedi, işine bak. Bu arada doğu felsefesiyle aran nasıl Şoker? Doğu felsefesi mi? Saçma sapan bir şey. Çok sıkıcı. Neden sordun? Hiç. Hoşça kal Şoker. Hoşça kal Şoker. Merhaba. Piero, bana bir anını anlatır mısın? Bu da nereden çıktı şimdi? Oyuncaklar ülkesindeki herkesten bir anısını anlatmasını istiyorum. Sonra bunu kitap haline getireceğim. Oyuncaklar ülkesine geldiğim ilk günü benim için en önemli gündü. Vay canına. Gulina o gün bana şöyle demişti. Oyuncak olarak dünyada geçirdiğin 25 yıl boyunca yüzün hiç gülmedi. Gözünde hep bu damla, yüzünde hep hüzün oldu. Ama artık İstediğin kadar gülebilirsin. İşte o anda dünyalar benim oldu. Ay çok güzel. Sonra gülmeye başladım. Bu benim ilk gülüşüm. O yüzden o anı hiç unutmayacağım Gorfo. Bu çok tutacak bir anı. Ne sıkıcı? Ne yaptı abi oyun bu? Hey! Arkadaşlar, arkadaşlar! Bu oynadığınız oyun çok sıkıcı. İsterseniz size çok eğlenceli bir oyun öğretebilirim. İsteriz. Evet, ben bu oyundan çok sıkıldım zaten. Güzel. O halde şimdi beni iyi dinleyin. Hepiniz şöyle yan yana bir sıralanın bakalım. Ay, arkadaşlar, oyun mu oynuyorsunuz? Şoker, ben de oynayayım.
oynayabileceğin bir oyun değil Gorfo. Ama istersen hakemlik yapabilirsin. Hakemlik mi? Evet. Şimdi şurada dur. Ve iyi izle. Hadi Şoker, oyunu anlat. Çok basit bir oyun bu arkadaşlar. Adı kim en uzağa tükürebilir? Tükürmek mi? Böyle saçma oyun mu olur canım? Durun. Hemen ön yargılı yaklaşmayın canım. Çok eğleneceğiz. Tamam tamam, dinliyoruz. Hadi. Şimdi hepimiz sırayla ileriye doğru tüküreceğiz. Kim en uzağa tükürürse o oyunu kazanacak. Anlaştık mı? Tamam. Eğlenceli bir oyuna benziyor. Bence çok saçma. Bence çok saçma. İyi, sen oynama o zaman. Evet. Hadi başlayalım. Gorfo, sen de kimin en uzağa tükürdüğüne iyice bak. Anlaştık. Bu çok eğlenceli bir oyun. İsterseniz ilk önce ben başlayayım. Evet, tamam. Biz de nasıl tüküreceğimizi görmüş oluruz. Evet. Tamam. Çizgi. Evet. Hadi bakalım, başlıyoruz. Savunun! Ne yapıyorsun sen Şoker? Aklını mı kaçırdın sen? Gülla, biz oyun oynuyorduk. Ne saçma bir oyun bu canım ha? Hiç yakışıyor mu size? Yaratıcılığınızı geliştirecek, doğru dürüst oynanacak bir oyun bulamadınız mı? Olamaz. Daha avokadolu kremlerimi yeni sürmüştüm. Pardon. Pardon mu? Şoker, o elindeki ne? Çeyiz. O da ne? Dünyadaki kızlar evlenirken çeyiz bozcası hazırlıyorlar. Sen anlamazsın. Ne yapacaksın onu? Simge'nin ofisine girmek için öyle oyunlara başvuruyorum ki şaşar kalırsın. Bu da onlardan biri. Ama sen bu çizgi film aklınla bunları anlayamazsın. Boşuna kafayı takma. Bu da iyice ukala oldu canım. Niye anlamayayım? Kızlar çeyiz denen şeyle evleniyormuş işte. Bu köyden gelen kız Nana'nın yanını ortaya çıkaracak. İşte bari kol. Parmağımı bile oynatmama gerek yok. Şimdi Kulina'yı oyaladın mı? Bu iş tamam. Evet. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Neler oluyor bana? Şimdiye kadar çoktan bulmalıydım. Dünya ile oyuncaklar ülkesi arasında mekik dokumaktan yaratıcılığımı kaybettim herhalde. Sevgili oyuncaklar! Sevgili oyuncaklar! Duyduk duymadık demeyin! Toplanın! Sevgili oyuncaklar, toplanın! Bir dakika, yol verin, yol verin! Duyduk duymadık demeyin! Oyuncaklar ülkesi boşaltılıyor! Hepimiz dünyaya gönderileceğiz. Duyduk duymadık demeyin. İnanamıyorum. Şoker, sen ne dediğinin farkında mısın? Öyle şey olur mu? Olur. Olmaz. Bakın, elimde Periler Konseyi'nden çıkan karar var. Ama nasıl olur? Masraflar çok ağır olduğu için oyuncaklar ülkesini kapatmaya karar vermişler. Ne yapacağız şimdi? Hoppala. İyi de burası dükkan değil ki kapansın. Koskoca oyuncaklar ülkesi. Doğru söylüyor. Öyle saçma şey olur mu hiç? İster inanın, ister inanmayın. Ama hepimiz dünyada yaşayacağız. Bu harika. Şoker, artık şu çizgi film işiyle de rahatça ilgilenebiliriz değil mi? İyi de biz burayı seviyoruz. Dünyada yaşamak istemiyoruz. En iyisi gidip Kulina'yla konuşalım. O bizi bu konuda aydınlatır. Evet, haklısın. Evet. Hadi yürü. Yaşasın. Hadi çocuklar. Dünyada yaşayacağız. Kulina! Kulina!
Olanları duydun mu Kulina? Bu nasıl olur Kulina? Kulina! Ben dünyada yaşayacağım için çok seviniyorum. Oyuncaklar ülkesi kapanıyor mu? Harika. Kulina nasıl olur? Biz nereye gideceğiz? Biz başka yerde nasıl yaşayacağız Kulina? Ne yapacağız ama haksızlık bu. Ne olur bize yardım et Kulina. Biz nereye gideceğiz Kulina? Evet oyuncaklar nasıl olur? Biz nereye gideceğiz Kulina? Aa bir dakika durun. Aa dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Susun bir saniye. Aa Piero anlat bakayım bana neler oluyor? Oyuncaklar ülkesi kapatılacakmış öyle mi? Hepimiz dünyada yaşayacakmışız. Öyle şey olur mu hiç? Nereden çıktı bu? Bize Şoker söyledi. Evet. Periler Konseyi tarafından imzalanmış bir de kağıt gösterdi bize. Evet. Aa Şoker. Doğru Kulina. Oyuncaklar ülkesi tasfiye ediliyor. Yani boşaltılıyor. Böyle saçma bir şey asla duymadım. Oyuncaklar ülkesi hep vardır ve hep var olacaktır. Periler Konseyi'nin böyle bir karar almasına asla imkan yok. Dünyadaki işlerini bırakıp biraz buraya zaman ayırsaydın, Periler Konseyi'nin aldığı bu kararı bilirdin Kulina. Siz burada bekleyin sevgili oyuncaklarım. Tamam Kulina. Ben hemen Periler Konseyi'ne gidiyorum. Bu işin aslını öğreneceğim. Tamam. Hadi. Siz de gidin de toparlanın artık. Yolumuz uzun. Daha dünyaya taşınacağız. Kolay mı canım? Geçeceksin. Dünyaya gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Görürsün. Hadi hadi hazırlanın. Hadi söylesene Kulina. Hadi söyle lütfen. Hadi ama. Lütfen hadi. Söyle. Hadi lütfen. Bir dakika. Bir dakika sevgili oyuncaklarım. Size dediğim gibi kesinlikle böyle bir şey yok. Periler Konseyi'yle görüştüm. Bu tamamıyla asılsız bir haber. Şoker hepimizi kandırmış ya. İşte bile. Periler Konseyi'nin en yaşlı insanı verdi bana bu kağıdı. Kendisi bulamış olmalı. Şoker? Ne yani? Bir yanlışlık olduysa suç benim mi oldu şimdi? Pekala sevgili oyuncaklar. Artık içiniz rahat etsin. Dağılabilirsiniz. Oyuncaklar ülkesinden hiçbir yere gitmiyoruz. Olamaz. Ben gitmek istiyorum hemen. Şu Şoker amma da yalancı ha. Yalancı Şoker. Evet yalancı. Kandırdın beni de. Şoker titre ve kendine gel. Yeter artık. Yeter. Yeter. Yeter artık. Yeter. Yeter. Daha eğlence yeni başlıyor. Kulina. Titredim ve kendime geldim. Of bu Şoker'den bıktım usandım canım. Yani Nana insan olmak istemeseydi kesinlikle Şoker'in insan olmasına izin verirdim. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş olurduk. Ne iyi olurdu. Ah bu kız ne yaptı acaba? Eyvah Nana ile ilgilenmemeli. Hemen bir şey yapmalıyım. Evet yapmalıyım. Kulina! 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 Çabuk! Çabuk! Mavi Orman'da yangın çıktı. Ay dur bir dakika ne yangını? Sorma Kulina. Mavi Orman çayır çayır yanıyor. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Baksana dumanlar daha buraya kadar geldi. Bak Şoker eğer yani yalansa yalan hayır, söylüyorsan. Hayır Kulina böyle bir konuda şaka yapmam Kulina. Hadi çabuk ol çabuk çabuk kapı orada. Koşun koşun Mavi Orman geliyor. Hadi çabuk ol Kulina. Çabuk yetişin Mavi Orman geliyor. Koşun. Koşun. Hadi, hadi, çabuk ol. Hadi koşun. Hadi, koşun mavi ormanımızı kurtaralım. Ben de geliyorum arkadaşlar. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Aman Allah yetişin ha dostlar. Tutuşuyorum. Yangını var, yangını var. Ben yanıyorum. Bu Şoker tam anlamıyla profesyonel bir yalancı. Doğru. Bak bu konuda evet, çok evet. Haklısın yani. O kadar yolu boşu boşuna gittik. Ben onu cezalandırmaktan bıktım ama o bu yalanlarından bıkmadı. Ay ne yapabilirim? İmdat kurtar beni. Bu ne hal böyle? Neler oldu? Aman sana? Soru sorma. Bir rica cevapların hepsi yalan nasılsa. Evet. Doğru söylüyorsun. Aşk olsun Korfo. Seni arkadaşım sanıyordum. Bu kadar yalancı biriyle nasıl arkadaş olurum? Şu halimi görmüyor musunuz? Bunlar da mı yalan? Kocaman bir kaplan saldırdı bana. Ya öyle mi? Tabii. Bunları kendim yapmadım herhalde. Tabii. Kulina ya şunlara bir şey söylesene. Mavi Orman'da yangın falan çıkmamış Şoker Efendi. Öyle mi? Ha.
Ben gün batımını yangın gibi gördüm herhalde. Ah Şoker, sana inanmıyorum desem şaşırır mısın? Ha? Ha? Ne? Yalan şey, ne olacak? Dünyaya gidecekmişiz. Soracağım size bunları. Kaplan. Her yere baktım. Yok. Nasıl yok? Oh Şoker, seni nasılsa elime geçireceğim. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Nana'nın bana ihtiyacı var. Oh be. Gitti mi? Her yerde seni aradım Şoker. Nerelerdeydin? Kulina sana çok kızgın. Sürekli yalan söylüyorsun. Aman bırak Kulina'yı şimdi. Bana hemen kütüphaneden sağlık kitabını getir. Şu yaralardan kurtulmalıyım. Ama sağlık iksirlerini sadece Kulina yapabiliyor Şoker. Bu çok tehlikeli. Sana ne diyorsam onu yap. Hey. Uçan yaratık. Ne? Çabuk. Evet. Bak Şoker. Şundan da biraz şey. Bakalım. Güzel. Eskisinden daha güçlü olacağımdan eminim. Şoker, başına bir bela açacaksın. Bak söylemedi deme. Bu işler öyle kolay değil. Sen konuşacağına etrafa göz kulak ol da çene bas falan gelmesin. Tamam. Güzel. Mis gibi koktu. Bu iksir bana çok iyi gelecek. Şoker, bence içme lütfen. Sen her iksir yaptığında başına bir şey geliyor biliyorsun. Of, çok konuşuyorsun Gorfo. Ne? Harika bir iksir oldu bu. Ay. Neler oluyor? Hey! Bulamaz! İmdat! Yardım edin! Şoker eşeğe dönüştü! İmdat! Gorfo! Lan ne oldu be? Ya zavallı Şoker! Ama ben sana söylemiştim! Gorfo! Sesin uzay boşluğundan duyuluyor. Neler oluyor söyler misin? Kulina! Bu eşek de nereden çıktı? O eşek değil Kulina. Şoker! Sana inanmamı beklemiyorsun herhalde. Nereden geldi bu? Kesin bu da Şoker'in bir oyunudur. Evet Kulina. Gorfo'yu da yalanlarına alet ediyor. Baksana. Tamam. Ona inanacak kadar sert değilim herhalde. Güzel kardeşim. Ay ne kadar kötü kokmuş burası Piero. Al çabuk şu eşeği odamdan çıkar. Ay mavi ormana götür onu, orada ondasın. Yaklaşma bana. Ay ne koku, ne koku. Hadi Piero. Hadi gel bana. Bırak beni. Hadi. Piero. Hadi. Piero. Hadi Şoker. Gidelim. Biri bir şey mi dedi? Çekil boynuma. Hayır sadece eşek alın. Ben bir yere gitmek istemiyorum. Gel bakalım. Hadi. Bak bir yanlışlık yaptım galiba. Hadi gidelim Şoker. Çekmesene be. Hadi eşek git. Yürü. Ya, yakla. Hadi Şoker. Hadi.